Hocam matematiği yapamıyorum ya. Evet, herkesin derdi. Gerçekten de birçok arkadaşımız demiş ki, Potterhead demiş mesela, hocam matematik dersinde çok zorlanıyorum. Lütfen matematik dersi nasıl çalışır bir video çekin demiş. Kenan da demiş ki bize, hocam süreklilikle matematik nasıl çalışılır? Sıkıntısı olanlar like demiş. Artı bir, bir sürü artı bir. Yani matematik nasıl çalışır? Beraber seninle çözelim. Gerçekten de herkesin en önemli dertlerinden bir tanesi. Bir kere sen hangisin? Seçer misin Tonguç'um? Matematiği kötü olan tarafta mısın? Matematiğin fena değil veya iyi tarafta mısın? İlk başta onu seçmesin. Çünkü bütün problemlerin çözümü için ilk başta doktorlara gidersin, ne yaparsan ha? Teşhis yapar değil Check mi? Up. Sen acaba hangi konumdasın diye ilk başta teşhis etmemiz gerekiyor kendimizi. Dolayısıyla kendimizi değerlendirelim. Geçmiş konularım eksik, notlarım kötü, konuları takip edemiyorum bu matematikte. Yoksa geçmiş konularımı iyi öğrendim, notlarım fena değil, iyi, daha iyi olabilir miyim diye kendini daha yüksek hedeflere mi ilerliyorsun? Şimdi ilk başta bu kendini belirleyelim. Kendini belirledikten sonra hem bu arkadaşlar için hem bu arkadaş için sen şimdi seç kendini. Sonra bunun için ve bunun için ayrı ayrı reçeteler sunuyorum. Matematiğim kötü hocam benim. İlk başta matematiğin kötüyse, ilk başta önce eski konularını tekrar et. Bu en önemli basamak. Tekrar et için aslında elinde sonsuz kaynak var. Ne yapacağız peki tekrarda? Bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. Konular bağlantılı. Yani matematikte ben geçtim bu konuyu, artık bir daha bunun karşıma çıkmayacak şeklinde bir düşünceyi asla matematik dersi kabul etmiyor ne yazık ki. Yani sen eğer şu anda eğim konusundaysan ve üssü sayıları bilmiyorsan ileride patlama riskin çok fazla. Eks konudan eks konu olmaz. İşte gerçekten de eks konular bizim için çok gündemimize geliyor matematikte. O yüzden şunu unutmamız gerekiyor. Konular bağlantılı olduğundan özellikle temel konular. Mesela tam sayılar konusu her yerde karşımda çıkacak. Doğal sayılar konusu her yerde karşımda çıkacak. Onun gibi üssü sayılar, kareköklü sayılar gibi konular her yerde karşımda çıkacak. Dolayısıyla rica ediyorum konuların bağlantı olduğunu unutmayıp eski konularını tekrar et. Ve tekrar etmen konular için program yapıp tekrar et. Yani bunun için yardım alabilirsin. Rehberlik hocalarımız yardım edebilir. Veya özel ders alabilirsin. Veya işte tekrar ederken kesinlikle ve kesinlikle not almayı da unutma. Bu da çok önemli bir kural. Ve şunu unutma. İnanılmaz çok kaynak var. YouTube'a giriyorsun, Tonguç Akademi şu ana kadar ders tarihindeki her şeyi teker teker zaten senin için anlatmış. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 her sınıfın her videosu zaten var. Dolayısıyla çok güzel kaynakların da var. Lütfen bunlardan yararlanaraktan, Tonguç Akademi sınıf anahtarın varsa ondan yararlanaraktan mükemmel bir şekilde dersleri videolardan dinle ve lütfen ama lütfen videoları izlerken de notlar almayı ihmal etme. Ve konu tekrarlarından sonra yapman gereken sonra şey... Sonra ne yapacağım hocam? Sırasıyla önce kolay, sonra normal seviyeli bir kitap çöz Tonguç Helal Bey'im. Bunun için mesela gerekirse çözümleri izle ve öğren de bu çok önemli bir şey. Mesela herhangi bir kitap aldık mesela. Bu mesela yeni nesil bir kitap, zor bir kitap. Ama buradan başka ilk başta şöyle soruları çözmen daha mantıklı olur. Hemen sana göstereyim, matematik için söylüyorum. Mesela birazcık daha kısa soruları çözmen daha mantıklı olur. Mesela şu temel soruları çözmen daha mantıklı olabilir. Ondan sonra orta seviye sorulara geçmen. Ondan sonra sınav tarzı böyle sorulara geçmen. Oo. Yani kademelendirilmiş kaynaklar bizim için çok değerli. Eğer kademelendirilmiş kaynaklardan ziyade ben çalışacağım diyorsan birazcık daha mesela hani alt düzey böyle orta düzey kaynaklarla başlarsın, kendini sınarsın, sonrasında birazcık daha üst düzey böyle bir sorunun bir sayfa olduğu kaynaklara geçersin. Ama rica ediyorum yavaş yavaş ilerle. Yani ilk başta kolaydan, sonra normal, sonrasında zor sorulara geç. Herkesin patladığı asıl nokta, herkes diyorlar ki ben yeni sorularla başlayacağım, ben birazcık daha zor sorular. O yüzden de matematiğe küsüyor insanlar. İşte biz burada matematiğe küstürmemek için çalışıyoruz. Peki gerekirse çözümleri izle. Artık bütün kitaplarda biliyorsun Tonguç Helal benim kare kodlar var. Ve bu kare kodlarla mesela şu kallavi soruyu bir soru bir sayfa. Of. Soru yapamadın diye. Şu bayağı uzun soru yapamadın diyelim. Hemen çözümüne rica ediyorum bak ki sonrasında sorunun çözümünü öğren. Yani cevap anahtarını ABCD'yi öğrendiği İki zaman Ceyhan. Bir şey olmuyor aslında. Önemli olan nasıl çözüldüğü, yani hangi yollarla sonuca ulaştığın çok önemli. O yüzden hocalar teker teker kitaplarda artık kare kodla anlatıyor. Ve video çözümlerini ihmal etme. Yani ben soruyu çözerim, yapamazsam hocama gösteririm. Ondan sonra 3 gün geçiyor, unutuyorsun soru da kaynıyor, gümbürtüye gidiyor. Halbuki o soru anında sıcağı sıcağına, mesela şu soruyu yapamadın diyelim, sıcağı sıcağına çözümü öğrenmek kadar güzel ve lezzetli bir şey yok Tonguç Efendi. Hemen bakayım hocam. Hemen sonrasında kafanda belli şeyler
oturuyor. İşte bu oturtmayı eğer o anda yapmazsan 3 gün sonra özel ders hocana veya okuldaki hocana sorduğun anda işler gümbürtüye gidiyor. Acaba ne demiştim o zaman? Anlamadığın soruları öğretmenlerine sormak gerçekten de bu işin en önemli 3 yıldızlı basamağı diyebilirim. Peki sabırlı olmak da çok önemli. Yani matematiği yapamıyorum. Dolayısıyla işte yapamayacağım. 1 ay geçti, 2 ay geçti, 3 ay geçti. Yıllar geçti hocam. Yıllar boyunca ben öğretmenlik yaptım ve şunu çok net bir şekilde gördüm Tonguç Alan Bey'im. Seni temenni ediyorum. Hep gördüğüm şey matematiği düşük olan öğrenciler belli bir süre sabretmezlerse kesin patlıyorlar. Çünkü şu yokuşu çıkarken dikkat ettin mi yavaş yavaş çıkıyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Ama sonrasında şu bölgeye dikkat eder misin? Bak şu bölge ne biliyor musun Tonguç abi? Ben bunu matematik öğretmeni olarak patlama bölgesi süper gerçekten de veya strike böyle strike olarak adlandırıyorum gerçekten de patlama bölgesi herkesin bir patlama bölgesi vardır. Ona sabretmemiz gerekiyor, pes etmememiz gerekiyor. Zamanla değişimi zaten göreceksin ama ilk başlarda değişim görmek gerçekten de acayip uzun ve zor olacak. Bak kötü idare eder üçüncü ayda sadece idarede çıktık. 4. ayda hala fena değiliz. Ama sonrasında bir anda patlayacağız. Bazı insanlar için bu grafik böyle olabilir. Bazı insanlar için daha uzun olabilir. Bazı insanlar 1 ayda patlayabilir. Bazı insanlar 8 ayda patlayabilir. Bazı insanlar diyor, herkes için farklıdır. Herkesin çünkü yapısı, beyni, yaşantısı farklıdır. Okuldaki salonun düzeni bile seni etkileyebilir biliyor musun bunun patlama noktası için? O yüzden sabredeceğiz. Yeni gördüğün konuları da ihmal etmeyeceğiz. Yani tamam eski konuları ben çalışıyorum. Matematiğin temelini atmaya çalışıyorum. Eyvallah tamam. Ama yeni gördüğüm konuları da derste öğrenmeye çalışmak, okuldaki öğretmenimize 4 gözle, 4 kulak bir şekilde dinlemek, öğretmenlerimize soru sormak, anlamadığımız konuları tekrar etmek, okuldan sonra konuları tekrar aklımıza kazımak bu da çok önemli bir metot. Peki matematiğin iyiyse ne yapacaksın? Matematiğin iyiyse günlük tekrarları ihmal etmemen gerekiyor. Gerçekten de başarılı öğrencilerin yaptıkları tek şey var. Her gün okuldan eve gelince 20-40 dakika arası bazen bazı arkadaşlar 10 dakika bile yetiyor. O kadar şey ki çünkü okulda çok iyi anlamış sadece 10 dakika gözünden geçirse yeterli. Çünkü insan gözü var ya Tonguç herhalde. Evet, insanın gözleri aslında bizim bildiğimiz printer scanner gibi. Benimki hani, lens hocam. Aynen bak şimdi scannerlar derler ya hani tarıyor aynı robotların gözleri gibi çat 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 onları beyinden hafızaya kazıyor. Ama kolaylıkla unutan bir beyne sahibiz. Bu da çok önemli bir özellik bu arada. Benimki kuş beyniymiş hocam. Ha şimdi unutma da şöyle bir analitik yapmışlar bilim adamları. Demişler ki unutma sayısı normal unutma zaman geçtikçe böyle gider demişler. Ama demişler ki eğer 2 dakikalık, 3 dakikalık tekrarlar veya 5 dakikalık, 10 dakikalık tekrarlar yaparsan unutma azalıyor demişler. Eğer tekrar sayısını arttırırsan unutma daha da azalıyor demişler. Yani bak dikkat et. Unutma miktarı burada çok fazla. Burada bir anda bütün konular gidiyor. Burada da konular daha az gidiyor. Çünkü burada tekrar sayısı fazla. O yüzden rica ediyorum tekrarları ihmal etme. Öğrendiklerinle ilgili test ve soru çözmen de bu işin gerçekten de en önemli kısmı. Önemli gördüğün yerleri not etmen de bu işin önemli kısımlarından bir tanesi. Ve karışık konularda video izle. Yani konuyu anlamadın. Öğretmenin de anlattı. Ama bir türlü kafanda oturmuyor. Kafanda oturabilmek için ve konuyu karıştırabilme ihtimalin varsa ki sen ona çok iyi anlarsın. Konuyu pekiştirmek için mutlaka bizim videolarımızdan veya başka videolardan mutlaka izle. Çünkü YouTube'da sınıf anahtarı sistemimizde sayısız kaynağımız var. Düzenli olarak test çözmeye çalış. Tüm vaktini özellikle arkadaşlarımız sosyal medyada harcıyor. Günde maksimum 10 saat giriyorum hocam. Aynen maksimum çok iyi gerçekten. Saçmalama. Mesela Instagram'da yeni bir özellik geldi. Benim de var. Mesela 40 dakikayı geçmiyorum Instagram'da. Eğer 40 dakikayı geçersem hemen uyarı veriyor. Ondan sonra hemen altına tamama basıyorum. Hala devam ediyorum 3 kağıtçı gibi. Ama orada dikkat ediyorum. 40 dakikayı geçtiği zaman hemen durdurmaya çalışıyorum kendimi. O yüzden lütfen limitini belirle Instagram'da. Facebook artık kimse girmiyor da. Instagram'da limitini belirle ve Facebook 40 dakika... Hocam? Facebook eskiden bir kullanılan bir siteydi. O geçti artık. Tamam. Limit koyma özelliğini mutlaka kullan Tonguç Alan Bey'im. Ve günde birkaç saatini mutlaka test çözmeye ayır. Ve burada çok önemli bir şey var. Konuyu anladım diyorsan ve gerçekten içine sindiyse bu konu ve oturduysa. Bazı arkadaşlarım diyor konuyu anladım ama hala soru çözemiyorum. Hala patlıyorum sorularda. Bu gayet normal.
Hala şimdi, patlıyorum. Şimdi yapmamız gereken, konuyu gerçekten anladım diyorsan ve eminsen yeni nesil sorular içeren kitaplar çöz. Biliyorsun artık yeni sınav sistemlerinde artık yeni nesil sorular karşımıza çıkıyor. Mesela sınav sorularını ön hazırlık için şöyle sorular, şöyle karışık tarzda sorular. Bazen uzun sorular, bazen hani insanı okumaktan bezdiren sorular. Bazen işte hayattan soru hocam. Görseli bol, bazen bir sayfa sorular insanı hayattan bezdiriyor gibi gözüküyor ama seni aslında yeni nesil soru tiplerine hazırlamış oluyor. Dolayısıyla sınav sorularını hazırlık için yeni nesil sorular çözelim ve lütfen gününü programla. İyi programla yapan herkes hayatta çok başarılı olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Böyle hani zaman şeyleri var, chartları var. Çarkı felek. Zaman çarkı var. Zaman çarkında işte uykum 8 saat, işte okul 8 saat. Geriye kalan 8 saatte ne yapacağım bari bunu? Instagram'a gireceğim hocam. Ha işte onu dinlenme bu kadar, konu artı soru bu kadar. Konu tekrarı bu kadar, dinlenme, eğlenme bu kadar şeklinde zaman çarkını yaparaktan rica ediyorum kendini iyi programla. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla, matematikte başarılar. Sağ olun hocam.